Hoş geldiniz. Ben Sadı Aydın. Foundry 3. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şuradaki ayraç yok diye çok üzülmüş ama bilimsel araştırma binamızı yaptığımız için artık o ayraçları falan açabiliriz diye sevinmiştik. Öyle saçma sapan bir oyun olmuştu. Bir de ben buradan durup düşüyordum, yine düştüm. İstemeden oluyor bunlar bu arada. Bir sinirleniyorum kendime. Arkadaş, ne yapayım? Tel örgü mü çekeyim lan ben oranın etrafına? Duvar falan mı öreyim? Ne yapayım? Ben niye düşüp duruyorum buradan? Tutturamadık ya bir türlü. Vallahi sıkıntı. Neyse. Neredeydi o? Şu. Hı. İnşallah bu sefer düşmeyeceğim. Hadi bakayım. Düşmeden buraya kadar geldim. Research Interface. Research. İlk baş neyi research etsek acaba? Şimdi güneş enerjisini kullanmaya başlıyoruz. O yüzden sanki batarya önemli olacak gibi. Görevimiz de batarya olduğu için bataryaya research başlatıyorum. Ne istiyor? Science Pack 1 denilen üründen istiyor. Science Pack 1. Şundan istiyor. Mekanikal parça ve Technum Rods'la üretilen bir ürünmüş. Yani biz buradaki üretimi hızlandırmamız lazım. Bu ürünlerden bize çok lazım. Hem bilimsel araştırmalar için lazım, hem başka şeyler için lazım. O yüzden biraz burayı toparlayacağım. Nasıl başlayalım? Bence şundan üreterek başlayalım. Böylece yerlere bir şeyler yaparız. Aynen. Şuna start diyelim. Bu üretmeye başlasın. Ama ona gerek kalmadan sanırım şuna start dersen bu kendi kendine üretir. Aynen öyle. Bu daha iyi olacak. Şunu shutdown yapabiliriz tekrar. Hatta içindeki ürünleri de aldık. Bu üretimimizi. Aynen. Şimdi üretimi nasıl artırabiliriz? Buraları nasıl bölebiliriz? Bunu düşünüyorduk. Bu aşamada da ikinci binayı buradaki depoyla beraber yapmaya başlamıştık. Depo aynen şu. İçerisinde 400 tane ürün birikmiş gördüğünüz gibi. Niye? Çünkü bu fullenmiş, 200 tane birikmiş. Bu da fullenmiş, 200 tane birikmiş. Şunları bir alalım. Bunlar bize lazım. Şimdi biz ekstradan elimizde de şunları üretelim biraz ve bu mekanı büyütmeye başlayalım. Şöyle yapsam olur. Şurayı da şöyle yapsak. Bu mekan bize dar. Anormal modül çökmesi meydana geldi. Burayı birazcık büyüttük. Şu tarafı da büyütelim. Hatta şuranın üstünü ben kapatabilirim sanki. Dur bakayım. Şöyle kapatabiliyor muyum? Şöyle kapatırım. Şimdi buradan giriş olabilir. Bence böyle tatlış oldu bak. Buradan ürünler giriyor. Oh mis. Birazcık da şuraya bir şeyler yaparsak. Aynen, yayla gibi mekan yaptık be. Güzel olacak, güzel olacak. Buraları bir geliştirelim. Buraları daha rahat bir hale getireceğim. Bunun neyi eksik? Şundan eksik. Bundan niye eksik? Bir dakika, bir tuhaflık var bunda. Ben bunu karşıya bağlamış olmam gerekiyor. Ha, fabrikayı ileri taşıyınca bu olmadı. Biz bunu unuttuk. Şunu bağlamamız gerekiyor tekrar. Evet, bunu unuttuk ya. Kötü oldu. Neyse, hallederiz şimdi. Gelmeye başladı mı? Intake değil. Output olacak. Şimdi üretmeye başlar. En son 20 tane de kalmış. Evet, seriden gönderiyor. Bu taraf nedir? Daha 90 tane bitmiş, alalım. Tamam. Dimcik. Şuna gerek yok. Biz bu bilimsel araştırma binasının etrafını yapıyorduk en son. Şöyle burayı bir kapatabiliyor muyum? Komple. Artık aşağı düşmem diyecektim. Şurada biraz daha boşluk var. Burayı da kapatmam lazım. Ben düşerim abi buradan. Aa, olmuyor. Şuradan mı yapacağım illa?
Ha. Yer malzemen kalmamış ki. Yapamıyorum. Şunu başlatsak tekrar. Gerek yok. Yapamadık yaparız. Nerede uğraşmıyor. Şuradan şöyle kapatabilirim. Buradan kapatabilir miyim? Bu deliği kapatamıyorum. Şurayı kapatalım. Mekan kendine geliyor yavaştan. Science Pack işine daha giremedik. Science Pack işine girmeden önce benim burayı bayağı bir toparlamam lazım. Bayağı bir toparlamam lazım. Çünkü o çok fazla üretim isteyecek bizden. Arkasından da dolaşabilir hale getirelim şunu. Şurada bir birimlik yer olmuş. Oluyor sanki ya. Ne güzel bir. Buradan aşağı düşme derdi de yok artık. Düşme derdi de yok artık deyip hemen peşine düşmem biraz troll oldu ama istemeden oldu ya. Artık buradan çıkabiliyor muyum? Çıkamayacağım. Evet. Çıkış işini nasıl yapacağız? Merdiven de aşağıda kaldı. Üzdü bak şimdi. O zaman şurayı açalım. Çıkış yapalım. Çıkış yapacak kadar açalım en azından. Elektriği güneş enerjisine bağlamak istiyorum. Ne istiyor? Plate istiyor solar panel için. Bir iki tane solar panelle elektriği güneşten elde etmemiz lazım. Yoksa bu iş zor. Şöyle bilimsel araştırmanın şurasını, bu bölgeyi solar panel tarlası yapacağım. Yapabilirsem. Deneyeceğim en azından. Bakalım şimdi. Plate istiyor. Plate toplayalım. Bir dakika. Bu niye? Power yok. Bunun da power yok. Sizin niye power'ınız yok? Power bitmiş. Otumuz bitmiş. Yakacak. Örtü böcek. Tamam. Şimdi gelir elektrik tekrar. Şunları alalım ve iki tane solar panel üretelim. Bakalım ne kadar elektrik üretiyor. Veya nasıl kuruluyor. Panel üretiyor mu? Şu an üretiyor. Bir tane geldi. Aa, 9 tane yer kaplıyormuş. Çok yer kaplıyor ha. Ve bunun da bir panel yönetim paneli gibi bir şey var. O zaman şöyle bir boşluk bırakalım. Şöyle yapalım. No grid connection. Nasıl çalıştıracağız biz seni acaba? Direkt falan mı yapmam gerekecek benim bunu yapmam için? Buradan biraz çubuk alalım. Buradan biraz bundan alsak. Bir tane direkt yapalım. Kablo vardı bir yerde. 3 tane kablo yaptık. Bunun voltajı düşük geliyor. Muhtemelen voltaj yükseltme gibi bir şey yapmam gerekecek. Onun için de transformer. Aha da şu binadan yapmam lazım. Binadan yapmam lazımsa buradan demir çıkaralım. 10 tane elektronik komponent istiyor.
wire istiyor. Onun için de bunlar istiyor. Bunlar biraz daha dursam olacak. Hadi. Şuradan çalsak. Bir tane de ondan yaptık. Şimdi. Deneyelim. Bir direk atalım şuraya. Bakalım direkle alakalı bir durum mu? Kendi kendine bağlanıyor mu? Hayır. Tamam. Ve kablo deneyelim. Şuradan. Şuradan. Hah. Elektrik işte tamam. 131 derece güneş alıyormuş. Peki. 15 derece ile 165 derece arası elektrik üretebiliyormuş. Şu an 240 kW üretiyormuş ve düşüyor. Güneş battıkça sanırım. Grid stats. Tamam, bu detayları veriyor. Shutdown dersem kapanıyor. Peki buradan çıkan elektriği nasıl kullanacağız? Bunu kabloyla bir yere mi bağlıyorum? Hayır. Bağlanmıyor. Peki bunun ürettiği elektrik otomatik olarak kullanılıyor mu? Hemen şunu kapatalım. Kapattım. No power dedi. Kullanılmıyormuş da. Tamam. O zaman şu transformer'ı bir deneyelim. Acaba konu bununla mı alakalı? Bunu daha şöyle koyalım. Buna da bir kablo bağlayalım aynısıyla. Tamam. 5 megawatt transmission rate. 5 megawatt üretim yapabiliyormuş üstünde. Ve ilginç bir vızıltı geliyor bundan. Peki şimdi bunu kapattığımda işler devam edecek mi? Devam ediyor. Evet, mantık bu. Güneş paneli yapıyoruz. Güneş panelinde sisteme bağladığımız zaman buna iş yürüyor. Bu 5 megawatt iş gördüğüne göre, bu da 250 kW verdiğine göre 5 megawatt için 4x5 20 tane güneş panelini destekliyor şu. O zaman elimizdeki güneş panellerini hemen yapıştıralım. Hatta o zaman bu şöyle baksın. Geçerken panellerini kullanabiliriz. Peki üst üste kurduğumda ne oluyor? Üst üsteyken çalışırsa ilginç olur bu arada. Oyunun bug'ını bulmuş oluruz. Deneyeceğim. Çalışırsa çok ilginç olacak çünkü. Şimdi şuna bağlayacağım. Alttaki çalışıyor. Bir tane de üste bağlayayım. Aa yok. Üste çalışmıyormuş. Okey. Bug'ını bulamadık. Bunları da direğe bağlayalım. Bunu niye bağlayamıyorum? No grid connection. Bir dakika, bunların problemi ne? Bizim problemimiz olmaması gerekiyor. Ayrıca şu paneli de yan çevirmek istiyorum. Madem yapıyoruz, düzgün yapalım. Kabloyla bunu... Lan niye bağlanmıyor bu buna? Original destination object cannot be same. Şuradan alıp verelim. Olmuyor. Acaba bir direk daha mı yapmam gerekiyor? Sanırım bir direğe daha ihtiyacımız var. Tamam. Zaten bu şimdilik yetiyor bize. Bayağı elektrik üretiyor bunlar. Bakalım. Aynen. Şu neredeyse çalışmıyor. Şu an tüm enerjiyi güneş panelinden alıyorlar. Güzel oldu. Peki fazlalıkları da alalım. Şimdi bir tane daha direk yapalım. Hatta iki tane yapalım. Onun bağlantılarını kurmaya çalışalım. Oraya yapmıştık bir direk. Böyle yapsak. Kabloyu da şuradan
Bağlasak. Peki bu direği diğerine bağlayacak mıyım? Evet. Şimdi mantığını anladık. Bir direk demek ki işte 3 tane falan, 4 tane giriş oluyor bir direğin. Bu da tamam. Bunu yaptık, bunu yaptık. Şuna ihtiyacımız yok. Kaldıralım. Şimdi buradan geliyor malzemeler. Bu arada az geliyor. Onu da artıracağız. Buraya geliyor. Buradan bu makineye gelip buradan buna geçiyor. Bunun yanına ben bir makine daha koyabilir miyim? Şuraya sığar mı? Deneyeceğim. Sığarsa burada ufak bir düzenleme yapacağız. Bu taraftan geliyor. Bir dakika, burada malzeme eksik. Malzeme gelmiyor. Çünkü aşağının elektriği bitti. Peki direklerle elektriği aşağıya taşıyabilir miyim? Bana ilginç fikir var. Mesela buraya bir direk atsam, buradan kablo en aşağıya yetişir mi? Elimde kablom olmadığı için deneyemiyorum. Kablo üretirse deneyeceğim. Önce buradan buna yetişir. Ona bakmamız lazım tabi. Yok. Çok uzak diyor. O zaman buradan aşağıya da yetişmez mi? Üzdü. Planlar GG. Düşünelim. Aşağıya güneş paneli yapabiliriz ya da bir süre daha ağaçlarla besleme yapabiliriz. Burada ben buradan geçebiliyor muyum? Hayır, mecbur bunu da yıkacağım. Buradan da geçemem, bunu da yıkayayım. Buradan. Tamam, eğilme tuşu diye karıştırdık ortada. Eğilme tuşu C değil. CTRL değil. X değil, Z değil. Neyle eğiliyor mu? Bilmiyorum. Şimdi oldu. Şimdi demek ki burada bir elektrik problemimiz var. Bakalım. Aynen. Biraz ot verelim. Çalışmaya başlasınlar. Artı şöyle bir kutu yaparsam. Ama buna transformatör falan da takmam isteyecek ya. Bir sürü iş. Bak şimdi. Şimdi olmadı, bak şimdi. O zaman bunu bir süre ben şeyle besleyeceğim. Ağaçlarla besleyeceğim. En azından ağaçlar bitene kadar falan böyle de acık ettirmemiz lazım. Verelim ağaçları. 67 tane yakacak odun oldu. O bize epey götürür. Başka. Şimdi buna bir depo yaptık. Depo empty diyor. Birazdan dolmaya başlayacaktır. Evet, dolmaya başladı. Ne olur ne olmaz diye o zaman buraya da bir depo yapmamız lazım ki böyle hatalar almayalım. O zaman şunu bir yıkalım. Şurayı da bir yıkalım. Bunun önüne bir depo yapalım. Şuradan. Şöyle yapsak. Depoda birikmeye başladı. Aslında şu intake'lere hiç gerek kalmadan buna yapışık bir bina yaptığımda otomatik olarak malzemeyi çeker mi diye merak ediyorum. Test binası kuralım. Mesela dip dip okurdum. Bundan bunu alması lazım. Alıyor mu? Almıyor gibi. Reset atalım. Peki bundan alıyor mu? Almıyor. Düşündüğüm gibi olmuyormuş. Her türlü araya bir bağlantı ekipmanı istiyorum ben de. O zaman. Şimdi şunu da bir silelim.
Buzdolabını da silelim. Burayı yeniden bir düzenleme yapacağım. Şimdi buraya kadar geliyor bundaki malzemeler. Bundaki malzemelerle bundan çıkan malzemelerin ikisini bir yerde toplamak istiyorum. Ama aşağı düşmeden yapmak istiyorum bunu. Çıldıracağım. Yukarıda yapmasam mıydı acaba binaları ya? Düşme derdim de olmaz. Hemcik. Azıcık şurayı büyütelim. Belki daha az düşer. Şimdi bundan gelecek malzeme, bundan da gelecek malzeme. İkisi tek bir yerde birleşecek. Mesela burada birleşecek. Ya da şurada birleşecek. Burada birleşsin o zaman. Hadi. Tam olarak burada birleşsin. Şimdiki depo üretelim. Şundan. Şöyle yaparsam biraz uzun oldu ama ağzına bir tane şundan takacağız. Onu da burayla bağlayacağız. Oradan çıkan şeyler burada birikecek. Bakalım. Birikiyor. Şimdi aynısından buraya da lazım. Bundan çıkacak. Böyle gelecek. Gelemiyor. Malzeme yüzüyor. Üretelim. Şimdi böyle gelecek. Şöyle devam edecek. Hatta şu fazla oldu. Burada dönecek. Bundan da buraya girecek. Bu şekil. Bakalım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Output yaptığınız zaman aynen öyle. İki taraftan çıkan plate'ler buradaki depoda birikiyor. Aşağı düşmemek için hemen burayı büyütelim. Plate'ler birikiyor. Güzel. Burada ham madde birikiyor. Aşağıdan gelen. Tamam. Şimdi bunu halledeceğiz. Paneli var. Peki şöyle yapsam paneli. Şöyle yapsam. Bir tane de yanına kursam. Sonra bundan çıkan iki ucu bu fabrika nerede ayrılıyor? Şu orta noktası. Birini şuna, birini şuna vereceğim. Ha, tam güzel oldu lan. Ortalamışım yanlışlıkla. Şundan. Karşısına koyacağım. 9'la da malzemeyi buradan buna vereceğiz. Şu turuncu olacak, bu turuncu olacak. Bakalım ne olacak. Burada konfigür edip, pardon. Şu boru üretimi seçeceğiz. Üretmeye başladı. Bunda da boruyu seçeceğiz. Bu da üretmeye başladı. Şimdi bundan da çıkan malzemeyi burada bir yerde depolamak lazım. Arkadan mı gelse önden? Üstten geçme falan yok mu? O zaman arkadan gelecek. Bundan gelen bağlantının
Kesinlikle bir bu arada. Şöyle bu hatta taşısam. Olur. Bunlar da altı falan. Evet. Sonra bir depo. Tahminen diğeriyle aynı hizada olsun. Böyle bir şey olacak. Sonra da bir tane içeri çeken kafadan yaptık mı? Altına ok işaretini attık mı? Tamam. Bu depomuzda borulardan doldurmaya başladık. Yeter ki içeride birikmesin. Bant etsin. Bakın meteor. 56, 57, 58. Buradakilerin hepsini alalım. Bunun artmıyor olması lazım. Düşmeye başlarsa başarılıyız. 48, 47, 46, 45, 44. Tamam düşüyor. Demek ki başarılıyız. Güzel. Güzel oldu, güzel. Sadece bunu sevdim. Başka ne yapıyoruz peki? Şimdi buradan gelen bu ham maddeyi konteynere atmıştık. Ona da ihtiyacımız yok. Bunu da yapmışız. Tamam. Elektriğimiz de var. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bunu research etmemiz lazım. Mekanik parça üreten bir tesis kurmam gerekiyor. Sanırım şununla yapacağız. Bir tane yalandan kuralım. Mekanik parça üreten tesis. Sen şundan üret. Sadece plakayla üretebiliyorum. Plakamız burada. O zaman buna bir tane çıkış verelim. Diğerini nereye kuralım? Şuraya bir yere kuralım o zaman. Çıkış verdik. Diğerinin girişi olacak bu. Şöyle. Yanına da assembler kuracağız. Çıkıyor. Sonra böyle çalışacak. Bakalım. Mechanical part. Ne lazım? Şundan. Bakalım çalışıyor. Tabii ki çalışmıyor. Niye? Bunu output yapmadık. Şimdi çalışıyor mu? Çalışıyor. Artık mekanik parça üretiyoruz. İlginç bir bağlantı kurduk ama sonuçta çalışıyor. Beni bağlamaz. Mekanik parça tamam. Çok ses yapıyor bu arada. Mekanik parça tamam. Şimdi bu mekanik parçadan çıkan mekanik parçaları alsak. Sonra. Önüne bir tane daha bu makineden kursak. Bağlantıyı da versek. Output desek. Tek tek böyle algoritmaya dönüşü hissettim. Bununla da şu paketten üretsek. Science Pack. Mekanik parçanın yanına biraz daha buradan robot göndersek. Bakalım. Output yaptık mı? Yaptık. Science Pack üretimi başladı. Güzel. Hallettik. Artık bilimsel araştırmalarımızı yapabileceğiz. Batarya gibi. Ama sanki bu biraz yavaş. Birazdan fazla yavaş. Buraya bir tane daha kurabilirim abi. Biraz plak almam lazım bir yerden. Buradan mı alacağız şimdi? Nasıl olacak? Şundan birkaç tane. Bundan birkaç tane. Bir tane şundan. Evet bakalım.
içerisinde kısmını yoruyor. Yağlayalım bunu. Aa, bundan da ses çıkıyormuş. Uzaklaşalım. İki tane science pack üretti. Acaba iki tane science pack bir bilimsel araştırma yapıyor mu? Kaç paket lazım buna? Bakalım. %6 mı? Bir tanesi %3. 34 tane lazım. Düz mantık. Tamam, kesin ikincisi. Son olarak şuraya kuracağım mı? Kuramam ki. Buraya sığmaz lan. Şuraya sığar. Şuraya sığabilir. Bir ihtimal. Bakalım. Şimdi şundan çıkacak. Ben nasıl geçeceğim oğlum? Atlayıp buraya geçeceğim. Buna girecek diyecektim. Bak bu kutlayıcılar bile sığmıyor buraya. Burası olmadı. Buraya gir. Buraya bir genişletelim. Ayrıca biraz güce ihtiyacım var. Bizim işte firmamız vardı, fabrikamız vardı. Hangisiydi o? Yüzünü yıktık. Elle yapacağız. Yapamıyoruz çünkü demirimiz yok. Bunu da buradan alacağız. Şöyle alalım. Bir miktar ürettik. Biraz da şuradan alırsak işimiz daha kolay olabilir. Kaynak niye bu kadar az geliyor ya? Allah Allah. Depoda kaynak kalmış mı? Empty. Kaynak az geliyor. Kaynağı artırmalıyız. Bir tane daha robot yeri kursam. Onlar da çok elektrik yiyecek. Neyse, oldu o kadar şimdilik. Tatlış güneş panellerim de çalışıyor. Science pack'i ben elde de üretebilirim. Ben bir şey mi bilmiyorum ama bir tane üretelim bakalım. 5 olmuş. Yok abi, çok olmuş. Bunun yanına biz bir tane daha atalım. Ve bunu manuel üretim seçelim. Zorluğumuzda kaldığımızda şöyle koyalım malzemeyi üretsin. Mesela. Şunu da fazlasını alalım. Buraya atalım. Üretmeye başladı. Güzel. Güzel oldu, güzel. Peki burayı daha nasıl geliştirebiliriz? Şöyle zirveye çıkalım. Kaynakları geliştirebilirim. Enerjiyi geliştirmem şu an için daha önemli. Onu da batarya yapacağız, çözeceğiz. Onun haricinde gelen ham maddeyi geliştirsem çok gerek yok. Yani sanırım yok. Başka neyi açılmış bize? Kutlu yapabilirim. Gerek yok. Bunlar çok gerekli şeyler değil şu an için. Şu an bilimsel araştırmayı bekliyoruz. Yani bunu ne kadar hızlandırırsam o kadar iyi olur. Acaba ne kadar hızlandırabilirim? Bakalım ne kadar hızlanabiliyormuş. Bunu da science pack yapıyorum ve fulluyorum. Fulleyemiyorum. Elimde malzeme yok. Şuradan biraz çalalım. Başladı. 73, 4, 30, 83,
12 yapmış benim hatta bekleme yapalım. Şu an 3 koldan bilimsel araştırma yapıyor. Talkınla her zaman bilimsel araştırmadan geçer. Unutmayın. Bilimsel araştırma olmadan kalkınma. Ne kadar oldu paket? 15 paket. Bize 34 paket lazım. 34 paket olur zamanında. Verelim. Erken işlem yapsın. %56'ya geldik. Enerjimiz çok ya. Bunu depolamam lazım benim. Bir an önce şu araştırmaları yaparsam iyi olacak. Bir araştırmalara göz atalım. Bataryadan sonra enerji hücresi üretecekmişim. Sonra büyük batarya, büyük direk, büyük solar panel, büyük transformatör. Container, conveyor balancer, door, ladder, light. Bak light da kullanabiliriz, gece ışığa ihtiyacımız oluyor. İki line'lı loader gerek yok. Mining drill'e gerek yok şimdilik. Tabela, merdiven. Burada en çok işimize sanırım şu conveyor balancer yarayacak. Sonrasında daha şu inventory size yarayabilir. Sanki. Fabrikaları hızlandırma yolu yoksa tabii. Sonra da direkt yani şu ikisini araştırıp şunu ve yani bu bir, şu iki ve bu üç. Bu üçünü araştırıp sonra bilimsel araştırma laboratuvarını ikinci seviyeye getirip ikinci seviye araştırmaları yapmak çok daha mantıklı. Anladığım kadarıyla. Bakalım. 3 burada var. 3 burada var 6. 3 burada var 9. Çok az. Kodum olsa kendim de üretirim ama yok. Hemen bakalım. 3 tane üretebiliyormuşum. 3-3'tür abi. Peki, benim buraları nasıl hızlandırabiliriz? Bakalım. Depoda birikiyor. Bunun hızlanmaya ihtiyacı yok. Şu an ham maddenin hızlanmaya ihtiyacı var. Aşağıda biraz ham maddeyi cozulacağız. Bunun için drone miner'ı arttırmam lazım. Biraz ham madde alalım üstümüze. Drone miner için. 1-2. İki tarafa da birer tane kurduğum zaman işler yürüyecektir. Hemen birazcık büyütelim şurayı. Bir tane daha drone miner atalım diyecektim. Yokmuş daha, gelmemiş. Geldi. Tamam. Bundan çıkanı da buraya birleştirelim. Şundan yapıyoruz. Sonra bir tane şundan yapıyoruz. Sanırım bir tane bundan yapıyoruz ama çok salak durdu. Hah, şimdi oldu. Sonra bunu karşıya birleştirdiğimiz zaman hiç boşluksuz buradan kaynak gelecek. Bu ikisi bittiği zaman üçüncü kaynak da devreye girmiş oldu. Bu banttan aralıksız kaynak aksın. Ha, aralık oldu. Şu kadarcık bir boşluk olacak bantta. Normal karşılayabiliriz sanırım. Diğer tarafa da bir tane ekleme yapalım. Bir dakika, burada zaten bir tane varmış. Bak burası çok geride kalmış. Çok önemsememişiz bunu. Buraya bir tane daha kuralım hemen. Şuradan versin bize kaynakları. Bu tarafa doğru versin. Şundan lazım. 7 ile aşağı indirsin. Oldu mu oldu. 9 da şöyle çeksin. Ve an. Ne yaptım? Karıştı şu an ortalık. Bir saniye. Şöyle kaynakları aktarsın. Oldu gibi. Hiç kaynak yok diyor. Kaynaklar daha yeni geliyor. Output no foundation. Ha, altıma şundan kur diyor. Anladım. Şimdi oldum bakalım.
Düşündüğüm gibi olmadı. Bir saniye o zaman. Şöyle mi yapacağım? Şimcik oldu. Himcik oldu himcik. Elektriğimiz ne kadar? 20 birim kalmış. Biraz deliyorum duvarları. Tamam. Bu bir süre daha bizi idare eder. Hemen yukarıya bir kolaçan edelim. Birazdan depomuz en iyi yazmaz dolmaya başlar diye düşünüyorum. Şu kaynaklar geldikten sonra empty yazmaması lazım. Diğer tarafta parlamış mı ona bir bakalım. Burada da empty yazmaması lazım. Bir dakika. Kaynağı nereden geliyordu lan? Şuradan. Şuradaki depoda empty yazmaması lazım. Yazıyor. Nasıl? Burası bayağı kaynak sömürüyormuş be. Bir robot yeri daha yapsam kurtaracak yani. Peki harcayabiliyor muyuz o kadar şeyi? Harcayabiliyor. Artıyor. Şu an için çok gerek yok. Sıkışırsam bir kademe daha arttırabilirim. Öyle duruyor baktığım için. Ama bir kademe. Farkısı değil. Şu science pack'lerimize bir bakalım. Ne kadar olmuş? Görevlerden birini tamamlayabilirim diye düşünüyorum. Şu batarya görevini. Evet. Research'ümüz açıldı. Batarya. Şimdi Convenor Balancer. 30 tane Science Pack istiyor. Aa bir dakika, önceki koyduğum Science Pack'ler burada kalmaya devam ediyor. Güzel. Önden aksiyon yapabiliyorsun. Ben bunu da otomasyona bağlayabilirim o zaman. Şuradan gelen size pack'leri dolandırıp ben buradan içeri verebilirim. Hadi bunu da otomatiğe bağlayalım. Şöyle. Oldu mu şimdi? Aa yanlış makineye ya. Şu makine yapmam gerekiyor. Şimdi daha mantıklı olacak. Science Pack'ler yolculuğa başladı. Otomatik olarak buradaki artacak. %43. Hadi art. Açsana. Artmadı. Ben gelene kadar artmıyor musun? Yok, almamışım. Bir tane koymamışız. Şimdi oldu. 43'tü. 60. Bunu da hallettik. Otomasyon bizim böyle yapılır. Vay be. Bunu da başardım. Şimdi bu güç ünitesini nasıl üretiyoruz? Araştırmayı tamamladık ama nerede o? Şu. Bir sürü bir şey istiyor. Bir tane çubuk istiyor falan filan. Bir tane yapalım, ondan bakalım nasıl şarj ediyor, şarj oluyor, onu öğrenelim. Şuydu galiba. Evet. Bir tane üretelim. Gelmişken şunu da toplayalım.
Ama şu kaynağı biraz daha arttıracağım ya. Hala empty yazıyor, canımı sıkıyor. Bu deponun boş olmaması lazım. Çatır çatır dolması lazım. Ama dolmuyor. Çok ilginç. Birazcık darboğaz yaptırsak şöyle. Şattan diyelim. Dolar herhalde. Bir de şuna şattan. 3-5 taneyi göreyim şurada. Moralim bozulmasın. Şöyle. Şimdi açalım tekrar. O da sıfırlanacak muhtemelen. Ne kadar hızlı sıfırlandığı önemli. 13, 12, 10. Bayağı yavaş sıfırlandı. Tamam. Çok anormal bir açığımız yok. Anladım kadarıyla. Şimdi akümüz geldi. Akü diye varsaydı bir şey geldi. Bunu nasıl bağlıyorum buraya? Nereye bağlayacağım acaba ya? Nereye bulacağım demek. Hadi şöyle koyayım. Evet, bunda bir anlayın bir şey var. Kablom nerede? Varmış şey yapacağız sana. Şimdi... onun limiti dolmuş. Bunu daha fazla bağlayamıyorum. O zaman... şu kabloyu çekmek istiyorum. Nasıl söküyorum? Yok. Şu kabloyu sökmek istiyorum. Sökemiyorum. O zaman burayı sökerim komple. Sonra kabloyu buna bağlarım. Tamam. Sonra seni tekrar inşa ederim. Ve seni buradaki direğe bağlarım. Şimdi oldu. Bakalım. Power grid battery data. Şu an bataryamız eksi 500 kW'daymış. Eksi 500 kW. Demek ki bizim santral yeterince elektrik üretmiyor. Bakalım. Yo. En fazla 800 üretebiliyormuşum. Şu an 500 üretiyormuş. Ama birazdan bitecek. Yakıtımız kalmayacak. O zaman bu sadece güneşten gelen elektriği şarj ediyor. Oradaki güç santralinden üretilen elektriği şarj etmiyor. Birazcık ağaca ihtiyacımız var. Yoksa fabrikamız duracak. Sabah ürettiğimiz elektriği biraz biriktirebilseydik böyle olmayacak. Ama son sefer olabilir ya herhalde. Şu an ürettiklerimiz yetecektir. Neredeydi lan bu? Hah, şurada. Gel bakalım. Çalışmalar tekrar başladı. Güzel. Saat kaç şu an? 20.45 daha. Sabah da çok var ha. Acaba bu odun yetecek mi? Bilgilere bakalım. 4 tane solar panelimiz, 1 tane bataryamız var, 1 tane transformatörümüz var. High grid dediği solar panelin olduğu kısmış. Low grid dediği bu odun ürettiğimiz elektrik sanırım. 800 kW üretiyoruz. 100 kW assembler harcıyor. Loader'lar da harcıyormuş. Neyse. Ama sabaha kadar götürmeyecek bize. Saat şu an 11.30 oyun saati. En erken sabah 8'de. Elektrik üretmeye başlayacak güneş panelleri. 8'e kadar dayanmaz. Fabrikanın çalışabilirliğini sağlayamıyoruz. Odun lazım. Kömür falan bulsak bir yerden o daha güzel olur. Sabah kadar ne kadar yaparız?
1-15 dakikada bir tane odun yapsa, her saatte 4 tane odun yakar ki 15 dakikada buluş gördüm. Sabah 8'e kadar 8 saat var. 8 kere 4, 32 tane odun daha yakacak. Elimizdeki odunlar yeter fazlasıyla. Evet. Tamam, sabaha göreceğiz. Sabah da aküler, pardon, güneş panelleri elektrik edecek. Akümüz olacak, mis gibi olacak. Bu arada research'ümüz tamamlanmış. Combiner'ımız. Bir tane de ondan kuralım, nasıl bir şeymiş bakalım. Hadi şart ol Meret. -300 diyor. Bunlar ayı şeyi de niye üretmiyor? Gerçi ayı yok. Ya varmış. Ayı şeyi de üretmesi lazım varmış. 3-5 kW falan üretseydi işimizi görürdü. Ama hiç üretmiyor. Şimdi bu konveyör nasıl bir şey? Hemen bakıyoruz. 2 giriş 2 çıkış. Bu ne işe yarıyor? Öncelik veriyorum. Evet. Mesela ikisinden girip şöyle yaparsam bunu da ortaya alacağım sanırım. Aynen. İkisinden giren her şeyi sol taraftan ver diyorum. Olabilir. Neden olmasın? Şu aşağıda iki tane madenden gelen yerleri bununla birleştirebilirdik mesela. Burada maden bitiyor mu onu da bilmiyorum. Her şeyi sistemi kurduk ama ona bakmadım. Neyse bugün güzel şeyler yaptık. Enerjimizi hallettik bence. En azından günde olduktan sonra biriktirdiğimiz enerjiyle bu fabrika kendi kendine yürüyebilir. İçeriği biraz dizayn ettik. Otomatik olarak araştırma yapabilir hale geldik. Bayağı bir şey çözdük. O yüzden bence güzel bir oyun oldu. Sanırım bu 3. oyunumuz. 4. oyunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.